Dünya İslam'a koşuyor. Hristiyanlar, Yahudiler, Budist ve ateistler İslam'a kavuşarak her geçen gün Müslüman oluyor. Bin Yıl Anatolia Yayıncılık olarak ibret ve hikmetlerle dolu bu hayat hikayelerini sizler için kitaplaştırdık. Yönetmen senarist Mustafa Ablak tarafından derlenen bu kitap, Aydınlık Savaşçıları İslam'ı Seçenler ismiyle yayın hayatına girdi. Siparişleriniz için sipariş@anatoliafilm.com adresine yazabilirsiniz. Tarihe altın harflerle damgasını vurmuş dünya şehri İstanbul. İstanbul, geçmişle gelecek kültürler arasında köprü olduğu gibi Avrupa ve Asya kıtaları arasında da köprü olmuştur. Dünya kültür ve medeniyetlerine beşiklik eden İstanbul'u tanıyabilmek için onu yaşamak gerekir. İstanbul, 8000 yıllık geçmişiyle dünya tarihine geçmiş bir şehir. İstanbul'u anlatmak için tarihçiler, seyyahlar, şairler, ressamlar, romancılar birbirleriyle yarışırlar. İstanbul dünyada adına en çok şiir yazılan, en çok şarkılar bestelenen bir şehirdir. Şair, yazar ve edebiyatçılara her daim ilham kaynağı oldu ve olmaya da devam ediyor. Peki, bu ulu mabetleri yaptıran iman nuru nereden geliyor? Tabii ki kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar. İnsan ölünce üç şey hariç ameli kesilir. Sadaka-i cariye, faydalı ilmi eser bırakmak veya ona dua ve istiğfar edecek salih evlat. Osmanlı hakimiyeti döneminde sevgili peygamberimizin hadisi şerifi mucibince sayısız eserler yaptırılmış İslam coğrafyasına. Osmanlı'nın temel taşlarından olan vakıflar, işte bu hizmet anlayışıyla kurulmuştu. Vakıflar sayesinde devlet erkanı, sultanlar, paşalar, askerler ve eşleri adeta hayır yapmakta yarışırlardı. Sadakayı cariye yaptırmak teşvik etmiş ve özellikle külliyeler içinde en güzel örnekleri yaptırmalarına vesile olmuştur. Sultan Selim Camii. İstanbul'a hayat veren mabetlerden Sultan Selim Camii, yüzyıllara meydan okuyarak insanlığa hizmet etmeye devam ediyor. Burası İstanbul silüeti içinde yer alan, Balat sırtlarında bulunan Sultan Selim Camii.
Fatih ilçesinde, Haliç sahil yoluyla Edirne Kapı arasında, kent merkezinden uzakta bir mahalle içerisinde bulunuyor. Haliç'in Pierre Loti ile beraber en güzel panoramasına sahip olmasına rağmen az tanınan Sultan Selim Camii, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethiyle başlayan büyük camiler dizisini tamamlayan Sultan Selim Camii ve Külliyesi, İstanbul'un yedi tepesinden beşincisinin üzerine kurulmuştur. Sultan Selim Camii'nin özelliği, İstanbul'un en güzel camilerinden biri olmasıdır. Mimarisi, iç ve dış tezyinatıyla önemli özellikler taşıyan Yavuz Sultan Selim Camii ve Külliyesi, o dönemde yapılan en güzel yapılardan biridir. Osmanlı Devleti'nin 9. padişahı olan Yavuz Sultan Selim'in adını taşır bu güzel cami. Yavuz Sultan Selim Külliyesi'nde caminin yanı sıra türbeler, mektep, imaret ve hamam bulunuyor. Külliye, 1516 ile 1522 yılları arasında Yavuz Sultan Selim Han'ın hatırasına oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından yaptırıldı. Büyük Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'in kabri de bu külliyededir. Muhtemelen bu türbeyi ziyaret etmenin verdiği ilhamla Yahya Kemal, Ezan-ı Muhammedi şiirini yazmış, ezanın haşmet ve tesirini Yavuz Sultan Selim'in cengaverliğiyle birleştirmiştir. Yahya Kemal, hislerini mısralara şöyle dökmüştür. Ezan-ı Muhammedi, emri bülentsin ey ezan-ı Muhammedi. Kafi değil sadana cihan-ı Muhammedi. Sultan Selim'i evveli rahmetmeyip ecel, fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammedi. Gök nura gark olur nice yüz bin minareden, Şehbal açınca ruhi revan-ı Muhammedi. Ervah cümleten görür Allahu Ekber'i, akseyleyince arşa lisan-ı Muhammedi. Üsküp'te kabri madere olsun bu nev gazel, bir tuhve-i bed'i-ü beyan-ı Muhammedi. Cami, külliyeyi kuşatan bir dış avlunun ortasında yer alır. İmarethane, türbe,
Hamam ve Sıbyan Mektebi'nden oluşan külliyenin imaret ve hamamı günümüze kadar ulaşmadı. Caminin mimarı kesin olarak belli olmamakla beraber Mimar Acem Ali tarafından yapıldığı söylenmektedir. Bu büyük dış avlu caminin kuzey ve doğusunda engin bir Haliç manzarasına açılır. Burada vaktiyle 40 merdiven denilen dik bir merdiven bulunmaktaydı. Diğer Selahattin camilerinin çoğunun aksine yapı yükünü taşımada fil ayağı kullanılmamıştır. ...24,5 metrelik kubbe çapı ve 34,5 metrelik kubbe yüksekliğiyle İstanbul'un orta boy camileri arasında yer alır. Kuzey avlusundan görülen manzara muhteşemdir. Tüm Haliç ve gerilerden de Boğaziçi ayaklar altındadır. Bu güzel cami, Fatih ilçesinde Büyük Sultan'ın ismini verdiği Yavuz Selim semtindedir. Çukurbostan denilen Bizans açık su haznesi yanında Haliç'in dik yamaçları üzerindedir. Bu mevkiye aynı zamanda Mirza Sarayı dendiği rivayet edilir. Peçuli İbrahim, Kanuni'nin babasının vefatından sonra kabri etrafına bu muazzam binaları yaptırdığını yazar. Bugün pek çoğu günümüze ulaşamamış binalar, cami, imaret, mektep, medrese, dar-ı şifa ve dar-ı ziyafedir. Kanuni Sultan Süleyman, babası Sultan Selim adına yapılan bu binaların yapımı için 400 bin altının harcandığı tarih kayıtlarında geçmektedir. Caminin cümle kapısı üzerindeki 3 satırlık Arapça kitabeye göre, Aralık 1522'de Sultan Selim'in emriyle yapılmış olduğu yazılıdır. Sultan Selim Türbesi'ndeki kitabede ise, türbenin Kanuni tarafından inşa ettirildiği aynı tarihle kaydedilmektedir. Sultan Selim'in vefatı, 21-22 Eylül 1520 tarihinde olduğuna göre, külliyenin yapımını belki de Sultan Selim vefatından önce emretmiş veya buna niyet etmiştir. Ancak Sultan Selim'in ömrü vefa etmediğinden külliye Kanuni tarafından bitirilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman da babasına hürmeten camiye babasının adını yazdırmıştır.
İsmail Hami Danışment, caminin yapımına Mayıs 1521'de başlandığını kaydeder. Yavuz Sultan Selim Camisi, kesme küfeki taşından inşa edildi. Yanları şebeke süslemeli, mermer minber ve taş mihrap geleneğe bağlı olarak sade ve klasik üsluptadır. Kapı kanatlarıyla pencere kapakları, fil dişi ve sedeflerle zenginleştirilmiştir. Bu kapı ve pencereler ağaç işçiliğinin en güzel örnekleridir. Cami revaklı bir avlu ve ana mekana bağlı taphaneler yani misafirhanelerden oluşuyor. Osmanlı zamanında bu misafirhanelerde genellikle gezgin dervişler kalıyordu. Ana mekana bağlı iki tane minaresi olan caminin ana kubbe ve revaklarının üzeri kurşunla kaplanmıştır. Caminin iki yanında yer alan tek şerefeli ve kapıları dışarıda olan minareleri, beden duvarının taphanelerle yani misafirhanelerle birleştiği köşede yer alıyor. Caminin iç avlusuna üç kapıdan da girilebiliyor. Bu kocaman avlu mistik bir huzur ortamı veriyor adeta. Evet, İslam mimarisi taşa maneviyat katmış, onunla huzurlu ve manevi ortamlar meydana getirmiştir. Ortada bulunan bu kubbeli ve 8 mermer sütunlu şadırvan, klasik Osmanlı mimarisinin nezih bir örneği. Avlu revanın çiçek desenleriyle süslenmiş ilginç bir döşemesi vardır. Kare planlı ve son derece sade bir camidir. Sağ tarafta küçük altı sütunun üzerinde müezzin mahvili vardır. Bu mahvil, sağ taraftaki misafirhane eyvanının tam aksindedir ve altından misafirhaneye açılan bir kapı bulunur. Güzel ve değişik taşlardan yapılmış 8 sütun üzerinde Sultan Mahvili bulunuyor. İslam mimarisinin taşa şekil veren işçiliği. Evliya Çelebi, bu mahvilin altın yaldızlı kafeslerini Sultan İbrahim'in 1640,
1648 yılları arasında koydurduğunu söyler. Osmanlı zamanında yapılan sultan camilerin hepsinde hünkâr kısmı bulunur. Burası padişahın namaz kıldığı yer. Osmanlı sultanlarının hepsi ibadet ehli insanlardı. Hepsinin namazlarını eksiksiz kıldıkları tarihi vesikalarla dahi kayıtlıdır. Hünkâr mahfili, zarif dilimli, kemerli, alt tavanı çok renkli, nefis kalem işleriyle süslü ve çeşitli renkte mermer sütunlar üzerine oturtulmuştur. Harikulade bir görünüme sahiptir. Camide, kıble kapısının madeni kakmalarından başlayarak bütün ayrıntılarda şekillenen İslam mimarisi. Öyle bir mimari ki, itinalı bir işçilik ve zengin malzeme kullanımı hemen göze çarpar. İçte ve avludaki sivri kemerli pencere alınlıkları, renkli sır tekniğiyle imal edilmiş ve zarif çinilerle süslenmiştir. Zemin kattaki pencereler üzerindeki kemerler içinde yer alan çini panolar görenleri hayran bırakıyor. Minber klasik bir tasarım ürünüdür ve işlemeli mermerden yapılmıştır. Mihrabın iki yanındaki şamdanlar da dönemlerinin çok iyi tasarlanmış ve yapılmış örnekleridir. Son cemaat mahallinin pencereleri üzerinde bulunan çini panolar çok muhteşemdir. Bu çiniler 16. yüzyılın İstanbul'daki en iyi çini örnekleri arasındadır. Son cemaat yeriyle birlikte avluyu 18 sütun ve 22 kubbe çevirmektedir. Emlak ve akarının tespiti için o sırada sadrazam olan Rüstem Paşa görevlendirilmiştir. Vakfiyenin birinci kısmında Rumeli, ikinci kısmında Anadolu'da olan emlak ve akar kaydedilmektedir. Buna göre külliyeye gelir sağlamak için İstanbul'da bir çifte hamam ve dükkanlar, Rumeli ve Anadolu'da köyler, mezra ve tarlalar sayılmaktadır. Bundan da çok iyi anlaşılacağı üzere, Osmanlılar bu binaları yapıp bırakmamışlar. Aynı zamanda bu binaların uzun süre bakımlı ve temiz çalışmaları için planlamalar yapmışlar. Biz buna vakfiye diyoruz. Dünyada eşine az rastlanır bir biçimde sistematiğe oturtulmuş bir mekanizmadır. Bu sistemle bu dini ve sosyal binaların sürekli maddi yönden desteklenmesi için başka bölgelerde, şehirlerde,
onu finanse edecek gayrimenkulleri tahsis etmişlerdir. Külliye kuzeybatı kıble istikametinde yalnız iki tarafı paralel olan dikdörtgen biçiminde bir ihata duvarıyla çevrilidir.